işaret eden, cilve-i azamını işaret eden ayet-i kerimelerden pasajlar. La teyemuzu usulünnetum vel alem. Ayet-el kürsüde mevzu bahis biliyorsunuz. Onu ne uyuklama, ne uyuklar, ne uyur, ne uyuklar yani. Hani uyuklama biliyoruz değil mi? Böyle hani. Değil mi hocam? Sünnetün böyle bir şey. Hani demiştim otobüste hani gidiyor. Alttan da sıcak hava vuruyor mesela. İşten dönerken mesela. Böyle bir mutlaka gider olur yani. Yorgun argın eve giderken değil mi? Evet. La teuzu sünnetun ve la nem. Yani sadece nemdi sünnetun. Yani şey yok. Uyuklama da yok. Yani bu kayyum ismi ile ilgili müsaadenizle ikinci şurada bu ayet-i kerimelerle başlıyor. Ma min da'abbetin illa huve ahidun min nasihatiha. Yani hiçbir dabbe yoktur ki, yani kıpırdaşan canlı manasına dabbe, onu biz şeyden tutmuş olmayalım. Yani nasihati ya. Hocam siz manası verin. Yani alnından, perçeminden değil mi hocam? Evet, perçeminden tutmuş olmayalım. Lehu mekadüs semavvat vel ardı. Göklerin ve yerlerin anahtarları onundur. Manasını değil mi hocam yani? Evet. Gibi ayetten işaret ettiği hakikati azamın bir veçhi şudur ki şu kainattaki şimdi bu üç ayeti kerime üç aşağı beş yukarı bir şey söyledik. Zaten önceden biliyorsunuz antrenmanlısınız. Antrenmanlı olmayanlar da antrenmanlara sorsun demiştim Nasrettin Hoca gibi. Evet. Şu kainattaki ecram-ı semaviyenin kıyamları yani semavi cirimlerin kıyamları yani devamlı doğru şekilde akıyor olmaları. Hani bir kere bir düzen oluşturmaları değil. Şimdi biz güneş sistemi deyince hemen şeyi yerleştiriyoruz yani. Nedir o? Hemen gezegenleri etrafına koyuyoruz. Güneş, dünya, işte Mars, Jüpiter filan. Hani bunun bir kere düzenli olması güneş sistemi oluşturması önemli değil esasında. Düzen bir kere intizam olur. Hani bir kere intizam oldu ama devamlı bir intizam var akış içerisinde. Yani şey var. Bu düzen nasıl bir düzen? Şimdi bu diyelim ki dünya gezegeni güneşin etrafında saatte 100 bin kilometre hızla dönüyor ya mesela. Bir de kendi etrafında 1600 kilometre hızla dönüyor dünya gezegeni. Tabii Jüpiter başka bir hızla dönüyor kendi etrafında. O da mesela 356 yıla dönüyor şeyi Jüpiter. Sallıyorum 700 yıl da olabilir. 250'yi salladım bakarsınız internetten. Yani Jüpiter de güneşin etrafında dönüyor. Ama güneş sistemi de bu saatte 100 bin kilometre hızla dönüyor dünya gezegeninde güneşin etrafında. Bir de güneş sistemi de saatte 900 bin kilometre hızla Samanyolu galaksisi, Kehkeşan dairesi içerisinde şey içiyor. Ayrı bir rota izliyor. Hani güneş bütün gezegenleriyle beraber. O da saatte 900 bin kilometre hızla. Çok büyük hızlar. Bizim en hızlı füzemiz saatte 30 bin kilometre şu an. Hani biz füze gönderiyoruz ya o saatte 30 bin kilometredir. Ama güneş sistemi saatte 900 bin kilometre hızla. Ne var ne yok. Bütün cirimleriyle beraber Kehkeşan dairesi içerisinde, Samanyolu galaksisi içerisinde hareket ediyor. Samanyolu galaksisi de uzay boşluğunca bütün galaksiler arasında saatte 2 milyon kilometre. Bizim böyle bir füze hızımız yok. Yani hayal bile edemiyoruz şu an. Saatte 2 milyon kilometre gibi hızımız yok. Ama biz şu an bu hızın içerisinde miyiz? El cevap evet. Yani şu an böyle bir hız var. Ve şimdi bunlar, niye anlatıyorum bunu tabii? Şimdi bu bir kere hani kayyum ismini iyi kavramak için. Yani nasıl bir düzenin devamı sağlanıyor. Ortada bir düzen var ama devamlı bir hareket de var. Ama devamlı bu harekette binaen düzenli hareketlerle beraber düzen tam intizam sağlanıyor yani. İntizam dairesinde. Yani intizamda, nizamda bir aksaklık yok yani. Bir an bile bir kesinti gözükmüyor. Çünkü hesaplar, kitaplar belli. Yani sen... Şimdi güneş sisteminin 2 milyon yıl sonra bak 2 milyon yıl sonra diyelim nerede olacağını Samanyolu galaksisi içerisinde bilebiliyorsun. Çünkü bir duraksama, bir kesinti yok. Bir uyuklama eseri yok. Bir yanlış hesap yok. Hani 2 milyon yıl sonra diyorum az buz demiyorum. Nerede olacağını biliyorsun. Hesaplarda hiç hata yok. Şimdi Mars'ın da diyelim hani Mars gezegeninde diyelim ki şimdi 18 ay sonra nerede olacağı belli. 1,5 sene sonra. Hani güneş sistemi içerisinde nerede olduğu belli. Güneş sistemiyle beraber nerede olduğu belli. Samanyolu galaksisiyle beraber 2 milyon kilometre hızla da ama şöyle söyleyeyim bunlar vektörel büyüklükler.
Yani böyle üçlü de değil, hani şöyle dörtlü. Yani nasıl? Mesela güneş sistemi şöyle hareket ediyorsa, Samanyolu şöyle hareket ediyorsa, anlatabildim mi? Gezegen de şöyle hareket ediyor. Hani şey değil, nasıl anlatayım? Şöyle mesela. Bunun ortalama bir vektörü çıkarabilirsin esasında ama şu var ki sen bu yüksek hızları böyle vektörü olarak şu an yaşıyorsun zaten ve bunlarda bir hata payı hiç gözükmüyor. Hata derken duraksama, bir yanlışlık yok, bir de şey yok. Düzen bir saniye sonra da devam ediyor. Bir saniye sonra devam ediyor. Yani boşlukta düzen bir an sonra devam ediyor. Düzende hiçbir bitme, bir fasıla gözükmüyor. Kayyumiyeti anlamak için söylüyorum. Bir de şeye de bakarsan öyle, atom altına nanoteknoloji dediğimiz, yani atomlara baktığında devamlı stimulus bulutları var. Onlar da devamlı böyle hareket halinde. Yani esasında ne dedim, peynir aldın eve geldin dedim, hani pazardan elma aldım, peynir aldın ama elektron mikroskobuna koydun mu, esasında baktığın zaman onların da şey olduğunu göreceksin. İçinin kıpır kıpır olduğunu, hani elmanın da peynirin de böyle bulutsu olduğunu göreceksin. Yani orada da her an yüksek hızlarla dönen parçacıklar var atom içerisinde ve orada da hiçbir hata payı gözükmüyor. Bütün atomlar da aynı hareketi yapıyorlar ve düzen devamlı bir saniye sonrasına doğru aktarılıyor. Yani esasında mantıken boşlukta niye bir saniye sonra aynı hareket, yani düzen devam etsin? Yani kainatta niye hiç kesiklik gözükmüyor gibi mevzu var. İşte kayyumiyet dikkatli gözlerden kaçmayan bir durum. Yani intizam başkadır. Bir de intizamın devam ettirilmesi ayrı bir hadisedir. İntizamın devam etmesi ayrı bir hadisedir. İşte kayyumiyet buradan önce, buradan başladığını bileceğiz. Ve hep muallakta bir duruş var. Yani bunun doğrudan hani şu ana kadar bir sebebini bulmuş değiliz. Biz teoriler geliştiriyoruz. Yani boşlukta düzenin devamlı sağlanmasını. Çünkü esasında biz hani gezegeni anlatınca ilkokulda gördüğümüz için hani böyle bir gezegen figürleri oluyor ya. Böyle tellerle bağlıyorlar falan aşağıda. Halbuki uzayda tellerle bağlı değil bunlar. Tamamen yani birbirine muallakta. Muallakta ve şeyler yani. Büyük hızlarla hareket ediyorlar hakikaten, büyük kütleler. Hiç hatasız doğru bir saniye sonrasına, bir ay sonrasına, 10 milyon sene yıl sonrasına o hareket düzgün iletiliyor. Ve muallakta duruyorlar. Yani muallak derken bir sebep gözükmüyor. Fizik ne derse desin şu ana kadar olayın fotokopi şeyini, vesikalını çekmiş değil. Sadece teori üretiyor. Çünkü gözükmeyen bir şey üzerine konuşuyoruz. Ben teori yanlıştır, eksiktir, fazladır falan bir iddiada bulunmayacağım ama mesela diyor ki string teori mesela, yani sicim teorisi mesela diyor. Ondan sonra diyor ki bu sicim teorisiyle açıklamaya çalışıyor. Hani kütlelerin, bu kanunların iletimini, hani birbirine ufak sicimlerle, kainat sicimlerle birbirine bağlı gibi mevzu söylemeye çalışıyor. Şimdi tabii kayyumiyet mevzu bilinmediği için adamlar sicimle birbirine bağlamaya çalışıyor mevzuları. Çünkü bu esasında en basic, en içgüdüsel bir bakış açısıdır. Çünkü şimdi biz şurada namaz kılıyoruz. Şimdi daha önce hiç namaz görmemiş bir adam. Tamam mı? Şimdi sen mesela şeyde düşün kendini. Biz büyük ne var? Yavuz Sultan Selim Camii'nde düşün, ağzına kadar dolu. Tepeden birisi bakıyor. Afrika'dan gelmiş. Yani vahşi ama hiç hayatta namaz kılan görmemiş. Kulağı da duymuyor yani. Ses mes de duysa da da anlamıyor. Bir sesler duyuyor aşağıda. İşte bakıyor. O güne kadar böyle bir arada insanları görmemiş. Ulan bir bakıyor, önde birisi eğiliyor, diğerleri de hop eğiliveriyor. Eğiliyor, secdeye gidiyor, biz de eğiliyor. Şimdi o vahşi ne düşünür? Arada der ki benim bir teorim var, bu string teori. Bunlar birbirine telle bağlamış. İmam bunları telle çekiyor. Hani, Allahu Ekber, millet böyle. Şimdi dışarıdan bakınca, şimdi normalde her biri emirle hareket ediyor ya. Şimdi o nedir? Emirdir, komuttur değil mi arkadaş? Şimdi Allahu Ekber. Allahu Ekber. Değil mi? Allahu Ekber dedikçe. Şimdi bu vahşi ne görür, ne düşünür? Benim ders string teori der. Çok zekice buldum. Ben bunu açıklıyorum bilim dünyasına. Bu camidekiler birbirine görünmez tellerle bağlı. İmam oradan bunu çekiyor. Hani Allahu Ekber deyince hop millet Allahu Ekber böyle kalkıyor falan gibi. Düzenli hareketler yani, öyle düşünün yani. İlk defa da adam düzenli hareket görüyor bu kadar.
kalabalık cemaat, tabi Yavuz Sultan Selim Camii dev gibi cami. Altta üstte kadın erkek herkes aynı anda, birisi önde eğiliyor aynı anda eğiliyor. Birisi kalkıyor, birisi aynı anda kalkıyor. Düşünecek bir arada bir, şimdi vahşiyse bu, yani daha önce hiç görmemişse diyecek arada ilk mi var bunun? Bunu çekiyor, bunda buna yapışmış. Değil mi? Şimdi bizim fizik mevzunda da inanan durum böyle bir durum var yani. Şimdi olağanüstü bir düzen var, intizam var. Şimdi bütün mevcudat ve in min şeyin illa yüsebbihu bihamdihi sırrıyla, tamam mı? Hepsi Allah'ı hamd ile tesbih ediyorlar. Tamam mı? Şimdi bu tabi namaz gibi bir şey. Hatta namaz. Her bir şeyin bir namazı var demek yani bir yönüyle. Çünkü namaz en büyük tesbih. Yanlış mı hocam yani? Ve zikrullahu ekber diyor ya. Ama o nedir ekber tefsirlerde? Namaz demişler kimi hocalar. Doğru mu hocam yani? Zikrullah yani en büyük manasına. Ondan sonra tabi tasavvufta sorsan diyecek ki şeydir diyecek yani elinde tesbih de, ama yani normalde, normal tefsirde yani namaz olarak tefsir etmişler yani. Şey için söylüyor. Ve in min şeyin illa yüsebbihu bihamdihi. İn min şeyin meselesinde de şimdi diyor ki böyle bir ayeti bilmedin mi? Ne düşünüyorsun? Kainattaki bu düzenli hareketleri. Düzenli hareketler var. Aa dersin bunların demek ki bir hepsi de düzenli hareketler. Bu eğilince bu kalkıyor, bu eğilince. Demek ki bu arada ip var. Bu bunu çekiyor. Bu bunu eğiliyor. Ama kardeşim bir kaos yok. Hesaplı kitaplı. Demek ki camideki gibi, hani demin Yavuz Sultan Selim camideki gibi bir kaos gözükmüyor. Bir intizam, bir nizam var. Hatta mükemmel yani. Yani hiç intizam dışına çıkan birisi yok. Hoca Allah'a ekber deyince bu tarafa dönen yok. Veya kafayı çıkaran yok. Değil mi? Aynen. Gezegenler de öyle. Yani güneş sisteminin dışına kafasını çıkaran gezegen duydunuz mu? Veya kehkeşan dairesi içerisinde bir yıldız sistemi başka yere doğru gidiyorum dediğini duydunuz mu? Hepsi emir altında değil mi? Emir tahtında. Şimdi bu tabi desen ki sen bunu uzun süre anlatman lazım. Bak kardeşim emir diye bir şey var. Burada bir esasında bu şeydir. Görünmeyen bir şeydir yani. Komut ağızdan çıkıyor. Tamam mı? Onu da diğerleri işitiyor. Ve ona göre hareket ediyor emir tahtında. Yani emir ile hareket var. Hani innema emruhu hani meselesi gibi. Onun bir veçi gibi. Tamam mı? Bir emir var yani. Ama sürekli emirler geliyor. O sürekli emirlerde mevcudat kendi fıtratlarınca cevaplar veriyor. Fıtratlarında tabii nefis olmadığı için yani iç renç yok. Doğrudan esmanın aynadaki ta kendisi. İnsan gibi, bitki gibi, hayvan gibi de değil yani. Tamam mı? Onlarda şey yok. Mevcudat diyorsan taş toprak deyince doğrudan sen esma anlayabilirsin. Yani tabii bir kassa ile. Esmanın aynadaki görüntüsü. Aynadaki görüntüsü diyorum. Kendisi demiyor. Onu da belirteyim. Mevcudatta öyle anlayabiliriz. Çünkü ikinci bir mesele yok. Bir nefis yok. Anlatabildim mi? Doğrudan şeref esma-i ilahiye ait. İntizamdan dolayı gelen bir güzellik, bir kemalat varsa doğrudan o esma'ya ait. Çünkü esmanın mükemmel aynası. Tamam mı arkadaş? Şimdi bunun için söylüyorum. Şimdi biz string teori falan geliştirirken tabii saygı duyuyorum. Fakat şu an o bakan vahşi gibiyiz meseleye diyorum. Yavuz Sultan Selim Camii'nde bu insanlar birbirine iple bağlı gibi düşünen bir adamız yani. Yoksa normalde şöyle düşünmesi lazım. Bu binler bir emir tahtında mı hareket ediyorlar acaba? Bir frekans mı var? Hani innema emruhu diye dediği gibi bir frekans meselesi mi var? Yoksa kainatta devamlı süre gelen bir kayyumiyet mi var? Yani emirler silsilesinin devamında ve devamlı o kayyumiyetle her şey muallakta duruyor. Düzen intizam devamlı muallakta bir sebepsiz gibi duruyorlar yani. Sallanıyor. Birbirine cisimsel bir bağlantıları gözükmüyor. Zaten fizik böyle bir bağlantı tespit etmiş değil. Hepimiz okuyoruz yani. Ama tam tersine fiziksel bir şey arıyorlar. Farkında mısın bilmiyorum. Ama bu kayyumiyet dersinde şimdi görüyoruz ve göreceğiz ki esasında öyle arada bir ip aramaya, bir fiziksel bir büyüklük aramaya, hani bildiğiniz maddi, sert bir şey aramaya ihtiyaç yok. Çünkü o mantık işi. Hani koca bir askeriye ordu, talimat mesela, komutan yat diyor, kalk diyor, eğil diyor, ha, 1 milyon kişi. Ya rap 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 değil mi? Mesela şimdi burada arada tel var mı? Veya fizik profili görse arada bir şey düşünür mü? Düşünmez. Der ki komutan emrediyor. Bütün şeyler emre itaat ediyor.
Emrin itaatın dışına çıkan bir şey var mı? Yok. Düzen devam ediyor mu? Ediyor. Şu kainatta ecdam-ı sebameynin kıyamları, devamları, yani kıyamları, devamları, bekaları, yani hayat boyunca geçirdiği evrelerin arka arkaya gelmesi. Bir de bir bekası. Yani hayatının sonuna kadar geçirdiği evreler, yani süreklilikleri, beka derken sonsuzluk demiyorum. Çünkü kainatta hiçbir şey sonsuz değil. Beka derken burada yani devamlılığı manasına, hayatının devam etmesi, bekası derken. Milletin bekası derken biz milletin ebeden devam etmesi manasını demiyoruz. Ne diyoruz? Yani milletin devam etmesi manasındadır. Yoksa hiçbir şey dünya gezegeni de beka sahibi değil. Kainat da beka değil yani. Doğru mu? Baki değil. Fakat beka deyince biz burada devamlılık anlıyoruz yani. Burada devamları, bekaları sırrı kayyumiyete bağlıdır. Kayyumiyet sırrına bağlı. Bütün ecramın, sen bütün moleküllerin, sen bütün atomların de, sen de bütün parçacıkların de. Hani kuark, lepton filan diyor atomlar içerisinde. Ondan sonra eğer o cilve-i kayyumiyet bir dakika yüzünü çevirse, kesilse demiyor, yüzünü çevirse meseleden, bir kısmı küreye arzdan bin defa, milyarlar defa büyük, milyonlarca küreler, yani büyük gezegenler, yıldızlar, galaksiler, ki en son 2 trilyondu galaksi sayısı, o da sayabildikleri. Galaksi, yıldız demiyorum. Her birinde 300-500 milyar yıldız var, yani minimum. 2 trilyonda galaksi var böyle. Ki ben daha fazla hani olabilir yıldız sayısı, önemli değil. Evet. Ama hepsi düzenli, intizamlı bak. Aynı intizam içerisinde. Yani şu galakside başka intizam, şu galakside başka intizam var değil. Yani şirke hiç yer yok. Yani şu alanda başka bir kanun geçerli olsa buna biz şirk deriz. Yerlerine oturtuyorum. Hani şirk nedir desen, şu alanda bir kanun var, sadece burada geçerli. Böyle bir şey yok. Şirk olur. Ben size söyleyeyim. Yani yerlerde ve göklerde şirke delil var mı diye Cenab-ı Hak soruyor zaten. Var mı diyor. Yani sen düşünürsen emri her yerde tam ihatası, tam ıtlakiyeti var. İtlakiyet ve ihata tam. Yani kapsama ve sızma tabiri caizse. Tamam mı? Kapsamadığı bir alan yok. Dolayısıyla da emirleri her yerde geçerlidir. Kanunları yani. Adetullah dediğimiz mevzu. Bir yerde de şurada da benim dediğim geçerli dediğini duydunuz mu? Yani iki fizik profesörü. Biz de şöyle bir kanun yaptık. Şu laboratuvarda bizim kanunumuz geçerli. Böyle bir şey var mı? Yok, sadece olanı tespit ediyoruz değil mi? Hele kanunlara hiç söz geçirebiliyor muyuz? Hani maddeye söz geçiriyoruz hesapta. Hani cam yapıyorsun, kamera yapıyorsun, araba yapıyorsun filan. Maddede sandalye yapıyorsun kendine değil mi? Gezegen yapmıyorsun, yıldız yapmıyorsun ama en azından kendi çapında değil mi? Bir şeyler yapıyorsun yani işini görecek. Halbuki gezegen yapsan bayağı işini görür. Değil mi? Ondan sonra ama hani öyle bir şeyimiz de yok. Ama şunu diyorum, maddeye bir şekilde sözümüz geçiyor. Öyle bir kabiliyet vermiş Cenab-ı Hak. Onda sırrı şeyde yatıyor. Halakas semavati vel ard fisittete eyyam yani. Orada öyle bir mevzu var. Yani 6 günde elleri ve gökleri yarattı. Yaptım diyor. Şimdi orada halbuki o meselede şey diyebilirdi. Yani kudrette aziyet yok. Yani kudrette aziyetin duhulu yok. O zaman hani niye kardeşim yani lima haza yani yani niçin bu böyle? Yani madem ki kudrette aziyet yok, niye siddete eyyam yani? Niye 6 gün? Yani ihtiyaç mı var? Yani bu nasıl oldu o zaman? Şimdi o bize bir kopya. Nedir? Yani Cenab-ı Hak bu işin nasıl yapılacağını insanlık yani maddeye bir hükmü geçsin, bir ilim elde etsin. Fizik, kimya, biyoloji bir şey öğrensin. Bir çıkarım yapsın. Matematiğin esaslarını öğrensin diye 6 günde, 6 evrede yapmış yani ki. Zamana yaymış ki biz onun muhatabı olalım. Yoksa o işi yapar deseydi ki küm fe yekün şeklinde kainatı bir anda bu şekilde yaptım yani. Older oluverir yani kelhemil basar evhüve akrab deseydi yani şu kainat için. O zaman ne teknoloji olurdu, ne fizik olurdu, ne matematik olurdu. Şöyle bakardık biz. Çünkü hiçbir ipucu olmazdı nasıl yaptığına dair. Çünkü nasıl yapmışsa izini bırakıyor. Yani şimdi bir işi nasıl yaptıysan o işin üzerinde yapılışından tamam mı sen izini bırakıyorsun. Anlatabildim mi? Yani sen Cenab-ı Hak
Şöyle söyleyeyim size. Zamana yayması derken, zaman derken evreye demek istiyorum esasında. Çünkü zaman da göreceliğimiz bir meseledir yani. Siddet-i Eyyam der, karınca için Siddet-i Eyyam başka olur. Jüpiter'deki insan için başka olur Siddet-i Eyyam. Rabbi Şira diyor, Şira yıldızında 1000 sene. 1000 sene bir gün. Öyle düşün yani, Şira yıldızı. Kübra'da var zaten, Rabbi Şira diyor yani. O da Sirius yıldızı diyor, tefsirciler öyle tefsir etmiş bilmiyorum. Sirius yıldızı diye. Orada da bir gün, 1000 sene, 1000 sene. Tamam mı? Şey için söylüyorum bunu. Niçin söylüyorum? 6 günde yarattı mevzu, birinci kademesidir bu, birinci açıklaması. Şey mevzu var. Yani eğer hepsini bir anda yapsaydı yani künfe yekün şeklinde olsaydı, tamam mı? Older oluveri şeklinde olsaydı, biz insanlık olarak bir medeniyet geliştiremezdik. Çünkü herhangi bir şekilde fizik, kimya, biyolojiye giriş yapamazdık. Yekpare olurdu meseleler. Yani mesela ruh hakkında bana bir şey anlatın. Ruh var, görüyorsun ama işin içine giremiyorsun. Anlatabildim mi? Hayatın tarifini anlatsın birisi bana. Hayatın tarifini. Hayatın tarifi. Bugün en kral biyolojisi, evrimcisi, bilimcisi diyor ki hayatın tarifi yok. Yani bildiğimiz manada. Hayatın tarifi yok. Doğru, çünkü tecelli. İsmi hain, azim bir tecellisi yani. Tamam mı? Ama tecellinin dibi yani. Şey yok. Şey değil. İsmi hayda şey, tedricim mesele yok. Doğrudan older oluverir meselesi var yani. O zaman older oluverir olduğu için orada biz herhangi bir sebep yok. La sebep yani, hiçbir sebep yok. Sebep yoksa, sebep olmayan yerde bilim olmaz. Bak, kulü ruh min emri rabbi diyor. Fakat size o ilimden az verilmiştir diyor. O devamı ne diyor? İlla kalile. Ama ilme, değil mi? İlme kalile. Fakat hiç verilmemesi de ilmi ne yapacak? O zaman olur, açıklayamazsın. İşte ismi hay böyle bir şey, tecelli. Hay isminin tecellisi hiçbir sebep yok. Ruh gibi de değil. İsmi hayin tecellisi. Yani bir sebep varsa, çünkü likülü şeyin sebebe, bu kainattaki şeyler, denklemler bunun üzerinden yürür. Allah her şeyi bir sebep üzerine halk eder. Bir sebep arkasında işi bitirir tabiri caizse ki, ama muhatabı biz olduğumuz için. Yoksa bir kitap yazmış ama okunmuyor olurdu. Şimdi bu kainat kitabı kebiri kainat diyoruz. Yazmış kitabı ama hiçbir şey okuyoruz anlamıyoruz. Okuyoruz anlamıyoruz. Şimdi Cenab-ı Hak abes iş yapar mı? Yapmaz. Bu kainatta abes yapmayacağına göre o zaman küm fe yekünle kainatı yapmaz bir zahmet. O da senin anlayacağın derekeye indirir. Yani sen muhatabı sensen, tabii ki insandan başka şu an gözükmüyor. Kur'an çünkü Ademel Allamel Adem'e esma-i külliha. Yani Adem Aleyhisselam bütün isimleri, bütün kelimesini, külliha kelimesinin altını çiziyorum. Böyle başka mahluk yok Kur'an'a göre. Varsa bir söylesin, hocalar bakabilir, tefsirciler. Böyle ikinci mahluk yok. Bunundan dolayı da melaike-i ruhaniyet kazandığımız belli. Sümme aradahum melaike. O zaman insanın farkı ne? Bütün esma-i külliha. Diğerleri külliha değilmiş demek ki. Bu melek de olsa külliha değilmiş. Ki başka mahluk olsa da tam Kur'an'da olması lazım. Kur'an'da güneş sistemine gelmiş bir kitap değil. Yani sadece güneş sisteminde geçerli. Hani Sirius yıldızında geçerli değil yani. Kainatın tamamı, bütün varlık alemi. Masiva için, tümü için yani. Yani öyle o zaman, ama Kur'an hakimse, insanı da en çok insandan da bahsediyorsa ve insanı da esma-i külliha diye belirtmişse, Resuller de kusura bakmayın. Tamam mı? Doğrudan insanlardan çıkacak. Nebiler de insanlardan çıkacak. Duydunuz mu? Ve şey olacak yani. Hani bilemedim, bir melaikeden bir Resuller meselesi var. Ama şey yok. Başka bir mahluk yok. Külliha özel insan yani, seçilmiş. Ona göre yapılmış. Bütün esmaya kabiliyeti olacak şekilde. Bunun için söylüyorum, Kur'an yerel bir kitap değil yani. İnsan da bunun içerisinde en üstün bir mahluk. İnsanın böyle bir kabiliyeti var. İnsan muhatap, Allah'ın muhatabı. Çünkü Kur'an baştan sona insanı, kainatın yaratıcısının kendisini tanıtması üzerine. Hani elhamdülillahi rabbil alemin derken, değil mi? The hamd belongs to Allah. Yani bütün hamdler, yani kimden geliyorsa, kime gidiyorsa, tamam mı? İşte dedik ya mesela, işte bir kardeşimize dizi oyuncusu, yönetmen teklif etmiş dizilerde oyna diye. Şimdi mesela kendisine.
Ondan sonra mesela niçin ses tonu boyu güzel, posu güzel filan falan. Şimdi bu, ama bu ona bir iltifatsa, bu iltifat kimden geliyorsa, yönetmenden olabilir. Sen ne yakışıklı boylu poslu adamsın dese, esasında Allah'a övgüdür. Çünkü onu öyle yapan Allah. Elhamdülillah demek hoca o. Elhamdülillah. Bütün hamdler Allah'a ait. Yani kimden geliyorsa, kime gidiyorsa hamd bilongsu Allah doğrudan doğruya. Yani sen bir kediye desen ne kadar güzel, ne kadar şirin desen, esasında Allah'ım ne güzel yapmışsın demek oluyor o. Öyle anlaşılır. Kimden geliyorsa, kim söylüyorsa, isterse kafirin dibi söylesin. Yani en azını Allah düşmanı desin, bir övgüyle bir şiir söylesin. Hiç fark etmez. Hangi lisanla olursa olsun, hangi övgü kimden geliyorsa, kime gidiyorsa o övgüler Allah'a gittir yani. Çünkü hepsinin sebebi odur. Doğru mu kardeşim? Müsebbül esbab odur. Bütün sebepleri yaratan odur. Harika küllü şeydir. Şimdi Allah birinci muhatabı insansa, kainatı da bu şekilde yaratacak. Nasıl yaratacak? İnsanın anlayacağı şekilde. İnsan ona baktığı zaman şey yapsın, kemalatta mertebeler kazansın. Allah'ı tanımak konusunda. Kemalatta mertebe nasıl kazanır mertebeler? Allah'ı tanıyarak kazanabilirsin. Ama insanın şöyle bir durumu var. İnsan lapbadanak Allah'ı tanıyamaz. Yani ana karnından çıkar çıkmaz. Hemen ilkokula başlar başlamaz Allah'ı tanır diye bir şey yok. Hatta 1000 sene ömrü geçse yine Allah'ı tanımış olmayacak tabii. Yani tam manasıyla. Ama tanımaya başlaması bile olağanüstü bir hadisedir. Muhatabiyet noktasında. Bu kabiliyette gelmişiz ve onun birinci muhatabıyız. Cenab-ı Hakk'ın birinci muhatabıyız yani. En birinci. Çünkü Esma-i Külliha, bu sırrı bize ait yani. Ve bu kainatı da halaka semavati vel arfi sitete eyyam. Yani bu noktada yapınca sen o zaman köprü yapabilirsin. Çünkü arz demiş. Fisitete eyyamın içinde o da var. Arz dediği için. O zaman köprü yaparsın, bina yaparsın. Medeniyet yaparsın. Arz dedi ve semavat dedi. O zaman uzay gemisi yaparsın, uçak yaparsın, füze yaparsın. Gezegen yaparsın demiyorum yani. Yani sen semavat deyince de yıldız yaparsın demiyorum. Yani sen halaka semavati vel ard fisitete eyyam. Bunu yapan Allah. Ama bunun aynadaki iz düşümü, insana hissesi nedir? İnsan bununla bir takım fenler çıkaracak bu yapılış tarzından. Yıldızların yapılış tarzından. Burada bir fen çıkaracak. O fenle de füze motoru bulacak. Uçak motoru bulacak. Oradan ne bileyim ben arzın yapılış tarzından, tamam mı? Oradan da mesela malzeme bilimi bulacak, çimento bulacak, kaya bulacak, zırh bulacak, demir bulacak. Tamam mı? Amma ve lakin bir anda yapsaydı fenlerin hepsi çöpe. Hiçbir fen yok. Tamam mı? Biz bu sırları buralardan çıkaramazdık yani. Ama bir anda yaptığı nedir? Hayattır. İsmi Hay mesela tecellisi, hiçbir sebep yok. Ana karnında nerede başladığını bana söyleyebilir misin? Hayatın. Ana karnında nerede başlıyor? Şu kadar bir şeysin. Beyin var mı? Yok. Kalp var mı? Yok. Kan akışı var mı? Kan dediğim. Yok. Ya kan pıhtısı daha yeni olmuşsun. Nutfe, alaka filan da orada kan devri daimi yok. Dönüyor mu şöyle kirli kan, temiz kan? Böyle bir şey duydun mu? Abi ciğeri yok, kalbi yok, beyni yok. Yaşıyor mu şurada? Böyle ping 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 atan bir şey var ufacık. Doğru mu? Ne göz var. Ama diyorum ki insanın herhangi bir anında bunları çıkarsak kalbini, ciğerini, şunu yaşama ihtimali var mı? Peki biz böyle belli bir süre yaşadık mı, yaşamadık mı? Demek ki organlar bizi hayatta tutmuyormuş. İsmi Hay bizi hayatta tutuyormuş. Hay isminin tecellisi. Doğru mu arkadaş? Ama bak sebeple binayı yapsaydı biz hayatın bir tarifini bulurduk. Hayatın tarifini bulursan da kötü benzerini yapardım. Kötü benzerini bile yapmayı bırak, tarif edemediğin bir şey yapamazsın. Şimdi tarif edeyim dediğim bir şey yapamazsın. Yani hiç menemen o anlamayan birisi geldi. Yine Afrika'dan gelsin, onlar da menemen olmasın. Hiç tarif verme, menemen deyip dur. Adam düşünür durur. Çünkü tarif yok. Ne yapayım diyecek yani. Soğanlı mı olsun, soğansız mı olsun demeyecek sana. Değil mi? Mevzuyu bilmiyor ki. Nereden gelecek? Tarifname yok yani. Bir tarif olmadığına göre konuya giremeyecek. Menemen yapamaz. Nerede hayat? Yani sen hayatı bir sebeple yaratsaydı, yani şöyle hayatı şöyle bir sebeple yapsaydı
O zaman sen hayatın kötü bir benzerini yapardın. Hani semavatla uçak yaptın ya. Arzda da bina yaptın, medeniyet yaptın, işte airport yaptın, liman yaptın. Ama hayatla ilgili bir ipucu verseydi, hani kün feyekün değil de, ismi hayyin azam tecellisi değil de, bir sebebe binaen yapsaydı, bir külli şeyin sebebe noktasında, o zaman hayatın kötü bir benzerini biz de yapıyor olurduk. Laboratuvarda olsun, başka yerde olsun. Ama hiçbir zaman canlı mahluk yapılamayacak. Hücre kadar, yani bakteri kadar da ne düşünüyorsan, bir bakteri, bir hücre, canlı falan bizim yapma ihtimalimiz yok. Çünkü bir sebebi yok. Anlatabildim mi? Hani hayat nerede başlar, nerede biter? Bizim için tam manasıyla muammadır. Çünkü tam bir tecellidir. Sebepsiz. Hayatın mülk yüzü de, meleküt yüzü de tertemizdir. Yani sebepler yüzü de, doğrudan Allah'ın kudretine bakan yüzü de tertemizdir. Anlatabildim mi? Mülk ve meleküt yüzü tertemiz. O noktada sebepler için içine girmemiş. Sebepler için içine girmezse onun ilmi olmaz. İlmi olmazsa bunun teknolojisi olmaz. Tamam. Fakat şimdi kaymaya sırrına döneceğim. Niçin kaymaya sırrından devam ediyorum? Şimdi Cenab-ı Hakk'ın niçin kaymaya sırrını anlamamız için de herhalde bu meselelerde bize bazı ipuçları veriyor olması lazım ki kayyum ismini anlayalım. Kayyum ismini, çünkü bir kitap yazmış, okunmamak için olamaz yani. Hiç okunmadı, manası bilinmedi değil. Tam tersine bilinmek istiyor. Öyle olmasa Kur'an inmezdi. Yani o tenezzülat-ı kelamiye diyoruz ya ona. Hani Allah'ın tenezzül etmesidir esasında. Yani tenezzül etmiş, konuşmuş bizim anlayacağımız lisanda. Hiç anlamayacağımız bir lisanda konuşabilirdi. Bize göre konuşmuş. Tenezzül etmiş değil mi kardeşim? Ve aramızdan birisini gönderdim diyor. Minhum hep. Nebileri de minhum, yani aranızdan birisi. Minküm, pardon. Aranızdan yani. Aranızdan. Minhum, minküm fark etmez. Anladınız yani. Değil mi kardeşim? Aranızdan diyor yani. Bunlar hep tenezzüldür yani. Hiç mesajı gönderdi, kimse anlamaz. Yani abes iş yapmak noktasında değil. Yani şeyi iktiza eder. Yani istignası diyorum. Hadsiz istignası var. Yani bu meselede hiçbir şekilde bir muhtaciyet mevzubahisi değil. Yani Cenab-ı Hak kendini hiç tanıttırmasaydı ne olur? Tanıttırmamış olurdu. Yani bir, onun şeyinde bir eksiklik olmaz. Onun saltanatında bir eksilme olmaz. Yani millet şöyle düşünüyor. Yani bir ihtiyaca binaen olduğu gibi. Ulan ne ihtiyacı? Tam istignaya mutlak sahip. Tenezzül etmiş konuşuyor, akılsız. Tenezzül etmiş konuşuyor. Tenezzül etmiş, peygamberleri göndermiş. Tenezzülat-ı kelamiyedir Kur'an'ın ayetleri yani. Anlatabildim mi? Bunu öyle düşüneceğiz. Kayyumiyeti de kavramamız için herhalde kainatı ona göre yaratmıştır. Ki biz ya hay ya kayyum derken ağzımızdan boş bir kelam çıkmasın. Hani yerlerine otursun. İçini dolduralım. Yani kayyum diyorsun, tamam Allah falan da iyi de sen kayyum derken bil yani. Cenab-ı Hak böyle tanıtmak istiyor kendini. Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin. Hep bunlar Allah'ın isimleri. Önce kendini tanıtın. Elhamdülillah Rabbil alemin. Yani rububiyetiyle bütün alemleri çeviren Allah. Bütün alemler, alemin derken şu alem, bu alem başkasına ait değil. Ne düşünüyorsun? Ne külli alem yani? Rabbi yani terbiye, ne diyeyim? Terbiye diyelim, değil mi? Terbiye. Ama siz bunu halden hale sokan zat. Yani bütün alemleri görüyorsun ya, bütün yıldızları hep bir halden hale geçiyorlar devamlı. Rabbil alemin. Ha, Rabbil alemin. Tamam. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin, değil mi? Malik ve yevmiddin, Maliki yevmiddin. Ondan sonra hani Cenab-ı Hak ilk başta daha hani Errahmanirrahim, Rahman, Rahim, doğrudan kendini tanıtarak konuya giriyor. Hani ben buyum. Siz de şöyle yapacaksınız. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Mesela bize de vazifelerimizi anlatıyor. Doğru mu? Bunu böyle tefsir ederler yani. Şimdi hocamız bilir, yanında şimdi şey etmeyelim. Değil mi? İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn, değil mi? Ondan sonra ihtina, yani bizi hidayet yollarına eriştir yani. Sırat-el mustakîm. Ondan sonra ama bizim vazifemizi anlatıyor. Önce ama ne var? Önce kendini tanıttırması var. Buna mukabil de bizim ona kendimizi tanıttırmamız var. Yani biz acziyet, fakriyet içerisinde senin hani yarattığın mahlukatı temaşa eden zavallıyız. Yani senin kullarınız. Boynumuz bükük. Tam aziyet içerisindeyiz.
perişan durumdayız. Çünkü şu gezegen üzerinde sağa sola gidecek yerimiz yok. Bir göktaşı gelip çarpsa, aha şuraya gideceğiz diyecek yerimiz yok. Yani atmosferden gaz çıkıp gitse, yani dünyanın üzerinde bir fanus var mı? Muhafaza var mı atmosferin üzerinde? Kaçma, halbuki 100 bin kilometre hızla gidiyor mu gezegen? Doğru mu? Bir de 900 bin kilometre hızla da güneşle gidiyor mu tarafa doğru mu? Yani normalde böyle bir şey, uzay gemisi mesela uzaya göndersen, hadi şimdi kapakları açıyoruz dese nefes alırken, ne yapıyorsun, manyak mısın filan dersin değil mi? Çünkü anında hava ne yapacak arkadaş? Smog diye uzaya gidecek. Hep herkes anında ölür mü? Hani basınç farkını o tutsan bile havasızlıktan geberirsin. Ama şu dünya gezegeni üzerinde hava hiçbir yere kaçmıyor. He? Elhamdülillah yani tabii. Elhamdülillah. Hani bir zerresi adedince elhamdülillah. Bak şimdi yerine oturdu. Havanın zerrelerin adedinin ne önemi var dersen, Allah onu tesbih yapmış kullarına, hani abdlerine. Yani havanın zerrelerinin kıymetini bilen, tamam mı? Kullarına ne yapmış? Tesbih yapmış. Elhamdülillah bir adedi zerratı kainat hava. Yani şimdi hava zerratı hava mı diyelim hocam? Hava oluyor değil mi? Aynı şekilde. Ya atmosfer. Bir adedi zerratı atmosfer. Hocam o şey yani havanın zerreleri adedince elhamdülillah. Şimdi çünkü niye? Şimdi görüyorsun bu çok kıymetli bir şey. Şimdi tarlada tabii saman sürerken, gölde balık avlarken, hava güneşliyken hani havanın zerreleri senin için çok önemli olmayabilir. Ama uzaydan bakınca ulan ne yapıyorsunuz dehşet olasın. Hiçbir havayı tutup kaçacak. Yani filan demen lazım. Çünkü havaya ihtiyacımız var. Kaçsa da geri alamazsın. Nereden bulacaksın? Halbuki havanın gaz oranları bile değişmiyor. Hani birisi azar azar kaçak gözükmüyor. Ya niye düşünmüyor musunuz? Koca taş kütlesi var. Üzerinde şu kadarcık bir gaz var. Gaz ne sağa gidiyor ne sola gidiyor. Üzerinde aynı oranda duruyor arkadaş. Tamam ve tam ihtiyacımız olacak şekilde yani. Ve büyük hızlara gidettiği halde. Uzay gemisinde diyorum ki bir an kapağı aç. Şöyle pencere açsan yani. Bir hava açayım da şöyle hava değişsin. Gemi şöyle havasızlıktan herkes gözü dışarı fırlar yani. Hava kalmaz. Ama dünyanın üzerinde hiçbir fanus yok. Büyük bir hızla gidiyor. Normalde kuyruklu yıldız gibi arkaya şey saçmamız lazım. Kuyruklu yıldız arkaya gazları kaçırıyor biliyorsun. Bu gezegende böyle bir şey yok. O kuyruk nereden geliyor? Üzerindeki çoğu gaz veya buzun ve gazın arkaya erimesiyle kalmasıyla. Kuyruklu yıldız yani. Haley maley falan var ya. Ama dünya gezegeni haley gibi değil. Büyük bir hızla gidiyor. Hiçbir gaz dışarı çıkmıyor. Bir kayyumiyet var, dikkat et. Yine o atmosfer kayyumiyetle devamlı şeyde tutuluyor. Gezegenin üzerinde. Yani ulan hadi bir an tutuldu. Niye her gün bu doğru şekilde üzerinde duruyor? Bir an bu kayyumiyet kesilse, atmosfer bir an gitse zaten yeter. Yani ikinci bir hamleye ihtiyaç yok. Doğru mu? Gitti mi gelmez yani. Ödünç de alamazsın. Neyse, şuradan devam ediyorum. Eğer o cilve kayyumiyet bir dakika yüzünü çevirse, kesilse, bir kısmı küreye azdan milyonlar defa büyük küreler, yıldızlar sonsuz uzayda boşluğunda dağılacak. Fezai gayri mütenahi boşluğunda dağılacak. Birbirine çarpacak, ademe dökülecekler. Kayyumiyet bir an kesilse, hani sünnetün, hani nev demiyorum. Bir an sünnetün meselesi olsa, hani şöyle bir mesele. Kainat her cümerç. Çünkü o an yeter. Çok dakik, büyük hızlar var yani. Bir an o kayyumiyetin kesilmesi seni o, çünkü teller üzerinde durmuyor kainat. Hani iki dakika tel üzerinde duruyor rahat yani. Böyle el şey gibi falan tel mel yok. Kayyum. Emir. Duydunuz mu? Emir üzerine. Yani ihtizaz üzerine diyeyim. Hani emirden gelen ihtizazlar. Kün fe yekünden gelen ihtizazlar diyebiliriz yani. Hani sebep arıyorsan, ondan sonra bir an kesilse o emir, kainat her cümerç olur. Kayyumiyeti kavruyor muyuz bir parça? Şimdi ya hayy ya kayyum deyince iş başka bir şey oldu yani. Evet. Nasıl ki mesela havada teyyareler yerinde, binler muhteşem kasırları kemal intizamla durup seyahat ettiren bir zatın kayyumiyet iktidarı o havadaki sarayların sebat ve nizam ve devamları ile ölçülür. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi bu bir önceki havalimanındaki yeni havalimanına geçiş oldu.
Şimdi dünyanın en büyük havalimanı olacak inşallah. Şu an açıldı. Üçte biri açıldı. PDP. Şimdi bu havalimanında tabii kulesi daha büyük. Ve yarı sahası da büyük. Yani uçaklar biliyorsunuz geldiği zaman şeye giriyor, rotaya giriyor, etrafta tur atıyor. Eğer hani iniş yerine kadar sıraya sokuyorlar. Her biri ayrı bir rotaya giriyor. Birisi burada bir yükseklikte. Belli mesafeyi koruyorlar. Doğru mu? Onu kim ayarlıyor onu? Kule. Kule ayarlıyor. Şimdi oradaki kapasite, yani bu şeyleri, uçakların kapasitesi, yani belli bir yarı saha içerisinde döndürme kapasitesini, o kulenin bir kapasitesi adresi kaymet iktidarı diyebiliriz. Kapasitesi. Ne kadar çok uçak varsa esasında o kadar çok alan hükmediyor demektir. Doğru mu? Alan darsa uçak sayısı az olacak. Ona göre. Kayyumiyet iktidarı o kuleden bayağı büyük olacak. Dünyanın büyük havalimanı olma durumunda. Anlatabildim mi? Aynı anda kaç tane, kaç yüz tane uçağı icabında o yarı sahada, hava yarım kürede, tamam mı? Kayyumiyet sırrıyla diyeceğim. Tamam, doğru. Çünkü emir üzerine yani. Emir var. Herhalde iple çevirmiyor uçakları. Yani uçaklara bir rota vermiş. Uçaklar ama emrin dışına çıksa tehlike. Hercümerç olur. Yani iki uçak dese ki ben terse gidiyorum. Geçmiş olsun. Hani sadece iki uçak çarpışmaz. Orada bayağı bir kargaşa olur. Şimdi kayyumiyet iktidarı anladın mı? Bir kayyumiyet iktidarı. Yani onun bir güç ne kadar büyük uçağa hitap edebiliyorsa o küre, yarım küre içerisinde bu kayyumiyet iktidardır. Ve ayrıca bir emirle yönetildiğinde ifadesidir. Yani bu küre içerisinde uçaklar hepsi nizam ve intizamla hareket ediyor ve hiçbirinin kuyruğu birbirine değmiyorsa, bak 2 dakikada bir uçak iniyorsa aşağı, bu esasında bir merkezden emir aldıklarını gösterir. Bu aynı zamanda vahdiyeti de gösterir yani. Yani vahdet noktasında gösterir, birlik noktasında. Bir kule var merkezde dersin, yani bu kadar çok uçağı bir arada görürsen dar bir alanda dersin bu merkez olması lazım. Çünkü öbür türlü olamaz. Uçaklar der ki çekil önümden, sen sağa çek. Şimdi bir tane biliyorsunuz, bu geçen sefer havalimanında, öbür şu anki havalimanında araya bir tane ses gelmiş kulenin frekansından. Uçaklar az daha çarpışıyormuş. İkinci bir ses. Bak hani şirk tabiri caizse. Yani bir tane kule, kuleye rağmen aynı frekanstan başka bir ses geliyor öbür uçağa. Buna biz şirk diyebiliriz yani kainattaki düzene. Şirk dersen aha sana şirk örneği. Yani ikinci bir emir. Kur'an diyor yani yerde ve gökte şirk var mı? Soruyor yani. İkinci bir emir var mı? Birisinin bir sözü geçiyor mu? Birisi bir kanuna bir söz geçiriyor biliyor mu? Bir kanuna. Mesela ne diyeyim ben? Manyetizma kanunu şurada geçerli değil abi. Böyle bir şey yok. Kanun her yerde geçerli. Zayıf çekirdek kuvveti her yerde, bu kanun her yerde geçerli, her yerde geçerli. Onun gibi de vahdeti gösteriyor. Bir merkezi gösterir. Bir emirden bu düzen ve intizam. Aynı şekilde de kainattaki bütün bu cirimlerin tam intizamla ve kuyruğu değmeden büyük hızlarla hareket etmesi esasında o adetleri adedince kayyumiyet iktidarını gösterir. Hani havalimanın büyüklüğünü. Tamam mı? Bir de iktidarın büyüklüğünü, gücünü gösterir. Bir de vahdeti gösterir. Çünkü ikinciliği kabul etmez. İkinci bir ses ortalığı ne yapar arkadaş? Karıştırır. Bir havalimanında ikinci ses karıştırıyor da kainatta ikinci bir emir gelse hani kıyıdan köşeden kainat tercümer çözülür. Hem vahdet, vahidiye sırrı var değil mi arkadaş? Hem de kayyumiyet sırrı bu havalimanından anlayabilirsiniz yani. Dikkatli bakarsan. Bir göz dikkatli baksa bunu rahatlıkla der. Bu der havalimanı, bunun kulesi bayağı güçlü. Kayyumiyet iktidarı fazla. Ve bir merkezin idare ediliyor. Bir uçak inmesinden bahsetmiyorum. Yüzlerce uçak bir yarım küre içerisinde büyük süratle hareket ediyor. Bu başka bir şey. O zaman bir merkezde idare edilmektir. Uçaklar, pilotlar idare ediliyor değil yani. Kimse, yani orada diyelim 500 tane uçak var. Yarım küre içerisinde. O 30 saniyede bir uçak iniyor mesela. 500 tane de uçak yarım kürede. Bunu pilotlar ayarlıyor olamaz. Pilotlar yapamaz ki, nasıl yapsın? Birisi olmasa birisi kaza yapacak. 500'de bir ihtimal olsa kaza olacak. 2500 olsa 5 saat sonra, değil mi? Mutlaka bir kaza. Bir kaza derken bir uçak çarpışmayacak. Birbirine girecek orada. Toz duman olur yani. İşte çok süratle iniyorlar yani. Bir, iki uçak sadece çarpışmaz. Her şey darmadağın olur. Yani kaç uçak kurtarabilirsin bilemiyorum. Anlatabildim mi? Bayağı bir darmadağın olur. Yani bir an irtibat kesilse küreyle, yani merkezde,
kayyumiyet sırrını öyle düşünün. O uçaklar var ya, ne yaparsa yapar o düzeni tutturamaz. Yani kayyumiyet sırrıyla düşün. Kayyumiyet kesildi. Yani merkez kuleyle bağlantı kesildi. Ne olur ne olur orası? Darmadağın olur. Hani uçaklar ne kadar usta pilot olsa da o kaçayım derken o ineyim diyecek. O bunu yapayım diyecek, bunu diyecek. Abi böyle bir koordinasyon mümkün değil. Kayyumiyeti kavradık arkadaşlar. Evet. Havalimanından da burada duralım. El Fatiha. Bahsedelim.